İftar vaktiyle, sahur vaktiyle, gündüz orucuyla, teravihleriyle, mukabeleleriyle, davetleriyle, sokaktaki insanların birbirlerine olan tebessümleriyle, infaklarıyla, yani bütün bir hayatı kuşatan bir meş'ar aynı zamanda. Yani Ramazan geldi, bunu hissediyorsunuz. Merhabalar efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ben Rizim Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bir İrfan Gündemi'nde sizlerle tekrar beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz Lütfü Bey. İyisiniz, biz de size iyi yayınlar dileriz. Elhamdülillah hocam iyiyiz. Rabbimize hamdü sena ederiz. Mart ayında malum yoğun da gündemler var. Tabii bir tarafından memleketin bir gündemi var. Hem bu ana gündemimiz artık yani. Evet. Bizim yaralar sarılıncaya kadar 2-3-5 sene belki yani. Ana gündemimiz olacak Allah'a emanet. Bir de tabii şeye doğru bir gidiş var hocam. Seçime doğru bir gidiş de var. Allah en hayırlısını lütfeylesin. Amin inşallah. Fakat tabii hani siz 2-3 sene 5 sene yaralar sarılmayacak diyorsunuz. Hakikaten öyle ama bir tarafından da böyle bir gaflet hali de insanlar böyle olağanlarına dönüyorlar hocam. Kendi maalesef, tabii hallerine. Bu da ilginç bir şey. Yani o kendi aynada kendimizi seyrettiğimiz zaman gerçekten maalesef hocam. Boşluklarımızı, çukurlarımızı daha çok görüyoruz ama. Evet, evet. Hocam Mart deyince tabii aklımıza evvela Çanakkale geliyor. Evet. Ama tabii İstiklal Marşı'nın da kabul edilişinin yıl dönümü de Mart içerisinde olmuş. Yani doğru. Hakikaten işte şiir dediğimiz zaman İstiklal Marşı bizim belki hep her anlamda iftihar edebileceğimiz bir şiir. Tabii yani manasıyla, derinliğiyle, milli şuur verişiyle ve hakikaten o dağılmış, perişan olmuş bir milleti yeniden toparlayan adeta bir senfoni gibi birleştiren özelliğiyle İstiklal Marşı'nın çok büyük bir tesiri olmuş bunu yani. O tam Milli Mücadele yıllarında zaten yazılmış ve yazdırılmış Mehmet Akif'e. Mehmet Akif de gerçekten o zaman zaten İslam şairi olarak bilinen birisi. Sırat-ı Müstakim, Sebi'l-i Reşat gibi dergilerde yazılar yazan, iyi bir hitabeti olan, güçlü bir hatipliği olan ve memleketin pek çok yerinde Vazir-i Reşat hizmetlerinde de bulunan. İstihar Harbi'nde zaten özel davet ediliyor Ankara'ya davet ediliyor. Özbekler Tekkesi'nin şeyhi Ata Efendi vasıtasıyla İstanbul'dan Ankara'ya götürülüyor, tabiri caizse gönderiliyor ve orada hem Balıkesir'de, Bursa'da, Kastamonu'da. Anadolu'nun pek çok yerinde, cami kürsülerinde, meydanlarda yani halka yani o milli mücadeleyi, o kuvay-ı milliye ruhunu anlatarak birlik ve beraberlik halinde yeniden ayağa kalkmanın bir kıyam hareketinin başlatılmasında çok önemli katkıları oluyor Mehmet Akif'in. Çünkü Mehmet Akif'in önemsediği, öne çıkardığı şey bir inanç değeri olarak ezan, bayrak ve ümitle geleceğe bakabilme ülküsüdür. Yani oradan çok önemli mesajlar vermektedir. Zaten önemli olan insanlara böyle yıkıldıkları, gevşedikleri zamanlarda ümit aşılayacak mesajlar vermektir. Yani büyük şairlerin ve büyük mütefekkirlerin en büyük özelliği odur. Yani insanlar zaman zaman toplumsal bir takım afetlerle ya da sosyal afetler ya da doğal afetlerle yıkılma dönemleri yaşarlar. İradeleri çözülür, zaafa uğrarlar. Böyle zamanlarda işte insanların başına gelen bu felaketleri ve musibetleri onlara anlamlı kılacak ve kendilerinin önemli olduklarını, bu afetten kurtulmak, bu felaketten kurtulmak, bu başarısızlıktan kurtulmak için önemli değerlerin olduğunu onlara hatırlatıp onları motive edecek mütefekkirlere ve düşünürlere, şairlere ihtiyaç vardır. Akif bunu yapmıştır aslında yani. İşte mesela İstiklal Marşı'da korkma diye başlar. Evet. Tam dediğiniz gibi böyle bir ümitsizlik ortamında. Hatta bunu da eleştirenler de olmuştur değil mi hocam? Doğru, eleştirenler de var. Ama şöyle bir şey yani insanın doğasında ve fıtratında bir korkma var zaten. Yani insanoğlu bilmediği şeyi, karanlıktan korkuyor. Niye? Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor. Bilmediği şeyden korkar. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemlerde ne gelecek karşımıza, nereye doğru gidiyoruz? Vatanın her tarafı işgale uğramış. Yani işte Orta Anadolu hariç, İç Anadolu hariç her tarafta düşman var. Bu kadar düşman tarafından işgale uğramış bir ülkenin evladının geleceğinden korkmaması, kendisi için kaygılanmaması mümkün mü? Zaten insan hayatını yönlendiren korkular ve kaygılardır. Yani yapılan araştırmalarda onu göstermiştir ki gençler bir gelecek kaygısı taşırlarmış. Yaşlılarda ölüm kaygısı. Bir de böyle vatanınız işgale uğramışsa elbette o zaman daha çok gelecek kaygısı taşıyorsunuz. Daha çok var olma kaygısı taşıyorsunuz. İşte böyle kaygı taşıdığı dönemlerde insanlara bu kaygı ve korkunun yersiz olduğunu söyleyecek ve onu daha yüksek değerlere monte edecek, bağlayacak zihnini, idrakini, gönlünü bir takım önder insanlara ihtiyaç var. Akif bunu yapmış aslında yani. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak derken yani o semadaki alsancağın, o bayrağın, o ay yıldızı, hilalden oluşan bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanacağından endişen olmasın. Yani bu bunun arkasında bunun sahibi var. Yani hilal ve yıldız Allah ve Muhammed'i sembolize ediyor ona baktığınız zaman. Hilal lafzatullahı, beş köşeli yıldıza Muhammed Aleyhisselam'ı. Dolayısıyla sen gücünü Allah'tan ve onun peygamberinden alan bir ümmetin evladısın. Dolayısıyla bunun söneceği veya kaybolacağı noktasında asla bir kaygın olmasın. Önce ona güven. Çünkü şeyde de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Sevr mağarasında en sıkıştıkları, en darda kaldıkları, zorlandıkları sırada Ebu Bekir'le saniyesi neydi? İdhüme fil gar ayetinde ifade buyurulduğu gibi yani ikinin ikincisi olduğu zaman da Efendimizin de Ebu Bekir'e la tahzen innallâhe me'ana. Evet. Endişelenme, korkma, kaygılanma. Allah bizimle beraber dediğini duyuyoruz. Ben sanki korkmada telmih var diyorsunuz. Öyle. Aynen. O la tahzene bir telmih var, bir gönderme var, bir işaret var yani. Yani nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir mağarada düşmanlar tarafından kuşatıldıkları bir sırada bu korkuyu korkmama kaygısıyla ve Allah'a güven kaygısıyla aşmışlarsa ey vatan evladı, ey Türk milletinin evladı sen de o peygamber ve Ebu Bekir gibi korkmadan bunları aşabilecek bir konumdasın. Çünkü Allah bizimle beraber. Tabii Allah bizimle beraber. İnne Allah'a me'ane. Evet. Hocam İstiklal Marşı ile ilgili benim çok dikkatimi çeken bir şey. Hala hamdolsun bir müşterek bir simge yani. Elhamdülillah. Şimdi dikkat ettiğimizde bu son dönemde bir takım kutuplaşmalar, ayrışmalar, hani işte şucular, bucular veya işte efendim tamamen dini değerleri böyle çok önemsemeyen bir tayfa var. Öbür tarafta efendim dini olması gerektiği gibi en aziz belki varlığı olarak gören bir şey var. Bu ikisi arasında böyle baktığınız zaman bir ayrışma gözüküyor. Ama İstiklal Marşı hamdolsun bir çatı hala orada yani. Bir kubbe gibi. Bu milletin her unsurunu çatısı altına alabilecek güçte bir şey. Evet. Bir de zaten her milletin kendine has bir milli marşı var. Evet. Milli marş ihtiyacı zaten var. Bu ulusal ve uluslararası bir düzeye ulaşmış bir şey. Ama bizim milli marşımızın, bizim milletimizin her ferdini kuşatacak ve onlara kendi çatısı altında yer verecek mesajlar taşıyan tarafı var. Yani onun o şiiriyeti, şiar oluşu. Zaten şiirle şiar arasında bir benzerlik var. Yani, dolayısıyla marş demişiz beslendikten sonra adına. Yani o marş oluşu onun bir bakıma ümmete, insanlığa verdiği mesaj ve duygular bakımından çok önemli. Yani İstiklal Marşı'nı okunduğunu duyduğumuz zaman esas duruşa geçiyoruz. Evet. Yani otomatik olarak, refleks olarak ayağa kalkıyoruz. Niye? Bu bizim varoluş sembolümüz. Ebediyet sembolümüz. Biz bunun sayesinde toparlandık ve yeniden millet olduk demek istiyoruz yani. Yani öyle bir metin ki birisi de olsa şimdi şey için anlatılır ya hocam. Haybin Yeksan ya da Robinson Crusoe. Evet, bunlar tek başına adada kalmışlar. Allah'ı bilebilir, bulabilir. Hazreti İbrahim'in örneğinde olduğu gibi. Bizim de böyle bir metnimiz var ki yani sadece okuma yazma bilen birisi oradan yola çıkarak bize ait bütün değerleri oradan öğrenebilir. Tabii yani ezanı bulur, orada yani milletin bütünlüğünü bulur, dostluğu, kardeşliği bulur ve kendi düşmanlarını tanır. Hakkıdır yani, hakka tapan milletin hakkın istiklal. Ne olduğunu, istiklalin ne olduğunu, bağımsızlığın ne olduğunu, bekanın ne olduğunu, geleceğin ne olduğunu orada metnin içerisinde 10 kıtanın içerisinde yani yukarıdan aşağı kadar bir tarih var sanki. Evet, yani safha safha başlayan bir şeyden başlıyor, Sevr'den başlıyor ta veda hutbesine kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veya İslam tarihinin içerisinde geçmiş safahatın her birini anlatan. Bedir'in aslanları bu kadar. Mesela bu da çok eleştirilir değil mi hocam? Evet, onu da çok eleştiriyorlar. Şimdi yani şiir dediğiniz, şiirdeki teşbih dediğiniz şey aslında güçlü olana güçsüz olanı benzetmedir. Yani şimdi güçlü olan elbette ki Bedir'in aslanlarıdır. Yani Bedir'in aslanları çünkü gerçekten onların sayesinde yeryüzünde Allah diyen insanlar çoğalmış ve İslam baka kazanmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir Savaşı sırasındaki Cenab-ı Hakk'a niyazi esnasında, duasında ne diyor? Ya Rabbi, bu bir avuç insan helak olacak olursa senin adını anacak kimse kalmayacak yeryüzünde diye dua ediyor. Ve o dua sayesinde Allah Teala da onları muvaffak ediyor, zaferi müyesser kılıyor. Şimdi o Bedir'in aslanları bu manada çok önemli insanlar. Onlar İslam tarihinin dönüm noktası olan kişiler. Dolayısıyla Çanakkale Savaşı da İslam'ın bu son asrında, son yüzyılında bir dönüm noktası olmuştur. Yani eğer Çanakkale Savaşı mağlubiyetle sonuçlansa, Çanakkale geçilseydi İstanbul bitmişti, Anadolu bitmişti, Türkiye bitmişti ve Türkiye'nin bitmesiyle de İslam aleminde gerçekten tamamen bir kölelik dönemi başlamış olacaktı. Ama Çanakkale'nin geçilmemiş olması elhamdülillah sonuçta yeniden bu milletin ayağa kalkmasına vesile oldu. Gerçi Çanakkale'den giremeyenler çanak antenlerle girdiler ülkemize ama o da başka şey fakat... O da çok ilginç değil mi hocam? İki evet. Sene sonra mı 18'de Mondros mütarekesi yapıldıktan sonra 3 sene sonra... Evet. Böyle ellerini kollarını sallayarak İstanbul'a kadar geliyorlar. Ama işte o da enteresan başka şeyler var orada. Yani İngilizlerin başka problemlerle İstanbul'da fazla kalamamış olmaları yeniden bir milli mücadelenin başlamasının önünü açıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kaderi ayrı ayrı tecelli ediyor. Bilemiyoruz ne hikmetler var. Çanakkale'ydi hocam yine Akif'in o şu Boğaz Harbi nedir evet. Var mı ki dünyada? Şimdi? Aynen öyle. Yani evet. Orada da yine bakıyorsunuz gerçekten o Bedir'in aslanlarıyla kıyasladığı şiirindeki ifadelerde yani Çanakkale'deki canını ortaya koyarak, varlığını ortaya koyarak 7 düvelin yani en muhteşem, en muazzam imkanlara sahip Batı devletlerin karşısında imanını ve göğsünü siper ederek savaşan bu insanların ancak peygamber tarafından kucaklanacak insanlar olduğunu söyleyen ifadeleri gerçekten muhteşemdir. Yani. O sırada Akif zaten şey dedi mi hocam Arabistan'da zannediyorum. Evet Arabistan'a bir görevle gidiyor. Evet. O şeyi de Necid çöllerinden Medine'yi de orada yazıyor. O dönemde evet, yazıyor. Yani Akif'in seyahatleri var tabii çokça seyahatler görevle gitmiş Almanya'ya gitmiş. Suudi Arabistan'a gitmiş, Anadolu muhtelif yerlerinde görevler verilmiş kendisine. Bu seyahatler esnasında da çok gözlemlerde bulunmuş. Yani Batı'yı iyi gözlemlemiş. Yani işte ondan naklederler. Yani dinleri gibi işlerimiz gibi dinleri var. Hocam orada böyle bir hakikaten Akif'te bir dertli yürek var değil mi? Yani özellikle İslam aleminin mazlumiyeti. Yani Akif İslami hassasiyeti çok yüksek bir insan. Yani iyi bir ailede doğup büyümüş. İşte bir müderris babanın eğitiminden geçmiş. Annesi de Buhara kökenli. Tokat'tan İstanbul'a gelmiş. Ama Arnavut kendisi. Baba tarafı Arnavut, ana tarafı Buhara'da. Ama Arnavutluğunu gizlemiyor. Yani Arnavudum diyor. Ama bu Arnavut ya da Arap ya da Kürt, Türk olmayı önemsemediğini, asıl olanın iman olduğunu ve bu millete mensup olmak olduğunu. Yani Osmanlı'nın yaptığı gibi yani millet tesis etme, inanç değerleriyle bir millet tesis etme noktasındaki heyecanı çok yüksek. Evet. Yani o milleti millet yapan değerlerin farkında olan birisi. Evet. Yani sadece evet. Asabiyet, ırkı asabiyet değil, ırkı asabiyetin ötesinde dini değerler, manevi değerler ve bunlarla milletin millet olduğunun bilincinde ve aileden aldığı bu eğitimle zaten hafız kendisi. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş bir insan. Arapçayı, yani dilleri çok seviyor. Evet. Yani Arapçayı çok seviyor. Grameriyle hakim Arapçayı konuşuyor. Farsçayı özel eğitim almış. Gayet iyi biliyor. Fransızcayı öğrenmiş daha sonraki zamanlarda. Arnavutça zaten aileden öğrendiği dillerinden birisi. Yani dolayısıyla böyle bir dile çok bir kabiliyeti var ve merakı var. Ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e de işte meal yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği görevle tercüme ve meal yazma hizmeti ona veriliyor. Tefsir Elmalı Hamdi'ye verildiği sırada ona veriliyor. Ama tabii biliyorsunuz o ibadetlerin Türkçe'ye çevrilmesi gibi bir harekatın başlamasından sonra kaygılanıyor. Ve Mısır'a gidiyor zaten. Burada da çok durmak istemiyor. Yani o dini kaygıları, dinle ilgili olan hassasiyetleri onu çok endişelendiriyor. Mahir İz Hoca malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zabıt katipliği yaptığı zamanlarda Akif'le çok yakın arkadaşlıkları, dostlukları oluyor. Gerçi aralarında yaş farkı var. Yaklaşık belki bir 15-20 yaş kadar. Ama o yaş farkına rağmen Mehmet Akif Bey, Mahir İz Hoca'da gördüğü o pırıltıdan, işte iman pırıltısı, şiir, edebiyat merakından dolayı ona iyi gösteriyor. O da onun kendisine böyle sahip çıkmasıyla Saadet'in dergahında onun derslerine devam ediyor. Ondan divanlar okuyor. Farsça, Türkçe, Arapça divanlar okuyor. Ve yakınlıkları var Akif'le. Ve hakikaten ondan duyduğumuz, ondan anladığımız kadarıyla Akif'in bu dini hassasiyeti çok yüksek. Biz Mahir Hoca'ya yetiştik malum. Mahir Hoca bunları çok anlatırdı. Ve Mahir Hoca'nın tabii bir özelliği de Akif'in şiirlerini ve bütün şiirleri daha doğrusu aruz vezninin ritmiyle okumasıydı. Yani o failatun, failatun, failun ritmine uygun olarak okurdu. Mesela korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak filan diye böyle arıza uygun olarak okurdu. Evet. Ve tabii daha bir etkileyici olurdu. Onun hala kayıtları var. İnternette falan dolaşıyor bildiğim kadarıyla. Mahir Hoca'nın bu İstiklal Marşı, Çanakkale şehitlerinde keza öyle okurdu. Hatta 1972 ve 73 senesinde Mehmet Akif'in vefat seneyi devriyesinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir program yapılmıştı. O programda sunuculuğunu da ben yapmıştım. O zaman Yüksek İslam Enstitüsü idi mektebimiz. Okul müdürümüz Ömer Şam Hoca bir konuşma yapmıştı. Ömer Şam merhum da gerçekten Akif'in safahatini adeta ezbere bilirdi. Ve şiiri de beden diliyle müşterek okurdu yani. Yani ağzı, elleri, kollarıyla bir hareketlik ve canlılık katar şiire. Sizi sürükler götürürdü. Yarım saatten fazla bir açılış konuşması yaptım Ömer Çam Hoca. Ve safahatten çok farklı yerlerden farklı şeylerle hepimizi coşturdu. Ondan sonra ben Mahir Hoca'yı anons ettim. Mahir Hoca'mızı davet edince Mahir Hoca kürsüye çıktı. Dedi ki muhterem müdürümüz Ömer Çam Bey'in hafızasına maşallah, talakatına barakallah diyerek. Siz de öyle hazmetmişsiniz hocam. Eyvallah. Öyle sahne duruyor aynen gözünüzün. Aynen hakikaten duruyor. Ondan sonra o da hem işte o Ankara'daki Akif Bey'le beraberliklerini, oradaki dergahtaki, Taceddin dergahındaki ders okumalarını, İstiklal Marşı'nın yazılışını, ona ait hatıraları anlattı. Bir 20 dakika falan. Sonra tabii bermutat İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Maşallah. O kayıt var. Şimdi bizim Nasrullah Hacı Müftüoğlu diye bir dostumuz var. Onun kasetinde varmış. Bana 40 sene sonra Erzurum'a gittiğimde sürpriz olarak hem benim kendi ses kaydım hem öyle mi? Maşallah. Onları bana sağ olsun verdi. Hocam onları YouTube'a koyalım o zaman. Eyvallah. Hakikaten bir tarihe şey olsun, dipnot olsun. Bulabilirsem. Yani böyle Mehmet Akif Bey ile Mahir Hoca bize köprü yani aslında. Evet. Bu da güzel bir şey hocam. Yani sizin bizatihi o tanıklıklara tanıklık etmiş olmanız. Evet, doğru. Şahitliğin şahitliği gibi. Hocam yani sizin de mesela aklınızda kalan o şiir. Evet. Şimdi Çanakkale dendiği zaman Çanakkale şehitlerine Akif'in o muhteşem şiiri. İstiklal Marşı yine şiir. Akif şair. Bizim İslami hareket diyebileceğimiz Türkiye'de Müslümanların böyle şuurlanması ki şiirle de alakalı o da. Aynen. Ona giden yolda da mesela Necip Fazıl Beyefendi'nin çok böyle önemli katkısı var. O da şair. Evet. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman mesela Sezai Karakoç, şair. İsmet Özel bunlar hep şair. Evet, evet. Böyle bir şairler kuşağı var hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim yani şiir, hocalardan daha ziyade şairler sanki. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Gibi. Şiir zaten kelime anlamı itibariyle böyle bir mesaj veriyor. Yani şiir kelimesi duygu demek, duygulanmak demek. Yani sözü duyguyla ifade etmek demek. Yani sadece sesle, nefesle değil. Yani söze bir anlam ve duygu katmanın karşılığı aslında şiirdir. Şimdi bir manzume var, bir de şiir var. Manzume dediğiniz şey kafiyeli şeyler söylemek, son kelimeleri birbirine uyan konuşmalar yapmak bir manzumedir. Efendime söyleyeyim bir secidir belki. Bir de seci var biliyorsunuz. Yani düz konuşma esnasında lafızları böyle birbirine kafiyeli hale getirmeye de seci diyorlar. Hatta İmam Ali Efendimiz çok secili konuşurmuş. Halk da diyorlarmış ki ya imam sen seci yapıyorsun çok. Biz anlayamıyoruz bunu senin söylediklerini. Peki demiş bundan sonra ben de dikkat edeyim. Bundan sonra seci yapmayayım o zaman demiş. Seci konuşmayayım demiş. Ama tabii fıtratı yani şair tabiatlı ve güzel düzgün konuşan bir adam İmam Ali. Yine konuşurken birden kelimeler peş peşe böyle secili zil vermiş. aklına gelmiş verdiği sözde, ya ben cemaate söz verdim, secde yapmayacaktım demiş. Seca'tu ve lakin raca'tu demiş. Secde yaptım ama geri döndüm. Vazgeçiyorum demiş. Şiir böyle bir şey. Yani şiir, yani duygu yükleme, kelimelere duygu yükleme meselesi gerçekten çok ayrı bir kabiliyet. Bunu herkes yapamaz. Yani mesela kelimelerin kafiyeli olması kulağa hoş gelebilir. Ama size bir duygu yüklemez. Ama bazen çok kafiyeli olmasa bile size öyle bir anlam yükler ki o, beyin zarındaki sülük, sıcak yarada kezzap gibi. Ya ne diyor bu adam falan diyorsun, değil mi? Evet. Yani işte Necip Fazıl'ın şiiri bunlar, evet, yani. Evet. Dolayısıyla yani o şiir insanın gönül dünyasında bir hareket, bir kıpırtı meydana getiren, hareket meydana getiren duygulu sözler demek o yüzden. Evet. Bu kafiyeli olur, vezinli olur, aruz vezinli olur. Kafiye o zaman olur. Şart değil yani hocam. Yani illa şart değil. Evet. Yani, hayır, güzel, kulağa hoş gelir. Ha, yani şiiriyeti çok beceremeyen için kafiye önemli. Hiç olmazsa kafiyeden kurtarır. Geldi kafiye, gitti safiye hesabı. Evet. Orayı da önemsedim. Ama esas asıl olan kelimeleri iyi seçmek ve onlara anlam yüklemektir esas. Ve onlara duygu yüklemektir. Ha, işte bu duygu yüklenen şiirler tekrarlandıkça şiar oluyor. Şiar, sembolik. Şair-i İslam. Ha, yani İslam'ın şairi. Şair onun çoğulu. Evet. Şair-i İslam diyoruz veya inne safa vel mervete min şairillah diyor Allah Teala. Hı hı. Safa ve merve Allah'ın şairindendir. Yani Allah'ı hatırlatan, Allah'a ait, onun himayesindeki yerlerden, mekanlardandır. Hı. Sadece safa merve değil. Yani şair, İslam ve Allah'ın şairi. Kabe de şairdir. Hacer-i Esved de şairdir. Mina, Müzdelife de şairdir. Ezan da şairdendir. İslam'ın şairidir. Hatta belki ezan en büyük şairden birisidir. Çünkü o bütün dünyaya, aleme, mümin, münafık, kafir herkese ilan ediyor İslam'ın güzelliğini. Ama bir güzellikle, yani bir ses ahengiyle, mana ahengiyle izah ediyor, anlatıyor ve o yüzden ezanın güzel sesliler tarafından ve güzel bir eda ile okunması çok anlamlıdır. O şairi tamamlayan bir şey. O şairi cuk yerine oturtan. Duygulandırıyor, şey, hislendiriyor. Evet. Hocam, evet, şimdi yine başka ayet-i kerime de bu şaire tazim, takva, evet, kalbin takvasıyla. وَمَنْ يُعَزِّمْ شُعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Takva kulüp. Yani kalbin Allah'tan sakınmasıyla alakalı o tazim. Aynen, yani veya oraya bir takva telkin ediyor. Evet, takva telkin ediyor. O öyle düşünülebileceği gibi hocam, şöyle de düşünülebilir mi? Hı. Yani herhangi bir şiirden siz duygulanıyorsanız, kalbiniz Allah'a yönelik bir hissiyat içerisine giriyorsa, dolayısıyla o takva duygunuzu perçinliyorsa o şiirdir yani. Tam şairdir. Aynen. Aynen. Yani, o tür bir irtibat da kurulabilir. Kesinlikle. Yani esas İslami mesaj veren bir sözse o, gerçekten şiiriyeti yüksek ve İslami şiir denilebilecek bir şiir. Yani size bir takva duygusu veriyorsa, kalbinizi ürpertiyorsa, sizi Cenab-ı Hakk'a yakınlaştırıyor ve onunla beraber olma duygusunu size çağrıştırıyorsa, işte tam şairdendir ve şiiriyet özelliği yüksek olan şey demek. Evet. Yani şiirde bir şuur da var. Hani siz dediniz ya biraz önce, yani şiirle şuur arasında irtibat var. Meş'ar da oradan geliyor. Meş'ar. Meş'ar haram diyoruz ya. Meş'ar da yani İnsanın o tür duygular... Tam meş'ar-ı haram ne anlama geliyor hocam? Yani işte haram-ı şerifle ilgili kullanılan bir kabir. Evet. Meş'ar-ı haram. Tamam. Haram-ı şerifle ilgili kullanılan bir şey. Evet. Yani haram-ı şerifin insana duygu yüklemesi. Yani onu gördüğünüz zaman, onu seyrettiğiniz zaman bu duyguyu yakalamış oluyorsunuz. Ramazan'da da meş'ar olarak kullanılır. Ramazan da şairdendir. Ramazan da meş'ardır. Hac da öyledir. Hac da öyledir. Hac da öyledir. Yani İslam'a ait, İslam'ın menasikine ait her türlü şeyde o şair ve meş'ar özelliği vardır. Çünkü biz onlar sayesinde İslam'ı, İslami hakikatleri ve dini değerleri hatırlamış ve onlarla yeniden zihni ve kalbi bir buluşma yaşamış oluyoruz. Yani şiir de zaten o manada size bunları hatırlatıyorsa o manada önemlidir. Gazali'nin musiki ile ilgili bir değerlendirmesi var. Yani diyor Gazali, eğer diyor bir ses ve bir ahenk, bir musiki eğer size bedi'i heyecan uyandırıyorsa, bedi'i duygularınızı tahrik ediyorsa mubahtır, caizdir diyor. Ama behimi duygularınızı tahrik ediyorsa o caiz değildir. Evet. Muhteşem bir şey. Yani bu şiiriyetle de onu irtibatlandırmak mümkün. Doğru, yani. Doğru. Şiir için de aynı şeyi söyledim. Şiir demek ki o zaman takvayı uyandırıyorsa şiirdir. Yani İslami manada gerçekten şiirdir. Diğer türlü... O zaman o işte behimiyattır. Evet. Behimiyat değil. Meş'ar deyince tabii Ramazan da geldi şimdi. Evet, evet. Ramazan da bir meş'ardır ve hakikaten o da geldi elhamdülillah. O da aslında böyle bir takvayı canlandıran, değil mi? Kesinlikle. Şimdi, şuuru tekrar... Aynen, yani iftar vaktiyle, sahur vaktiyle, gündüz orucuyla, teravihleriyle, mukabeleleriyle, davetleriyle, sokaktaki insanların birbirlerine olan tevessülleriyle, infaklarıyla, yani bütün bir hayatı kuşatan bir meş'ar aynı zamanda. Yani Ramazan geldi, bunu hissediyorsunuz. Evet. Yani insanların tavırlarından, davranışlarından, görünüşlerinden, lambaların yanmasından, sönmesinden, işte iftar vaktinde herkesin ışıkları yanıyor, sahur vaktinde keza ışıklar yanıyor. Efendim ezan okunduğunda herkese, yani mesela trafik bile iftar saatinde birden zınk diye duruyor. Yani yani koca İstanbul'da. Nereye kayboluyor bu arabalar? Yani nereye gidiyor bu kadar insan? Yani koca İstanbul'da, yani o kilitlenmiş trafik, nereye gideceğim, nasıl gideceğim diye bunaldığınız sırada ezan okunduğu anda bakıyorsunuz gitmiş hepsi. Evet. Bu çok tam meş'ar bu aslında yani. Evet. Yani Allah'ı ve Allah'ın dinini, Allah'ın kulluk vazifelerini hatırlatan güzel bir ortam. Ve takval kulüp yani. Evet. İnne hem takval kulüp fehvasınca bizi ona hazırlıyor. Yani gafletimiz çok çünkü unutuyoruz. Dağılıyoruz, savruluyoruz, etkileniyoruz. Ama Ramazan'daki sunulan o ortam, yani gözümüze hitap eden tarafı var. İşte kandilleriyle, ışıklarıyla vesairesiyle, kulağımıza hitap eden tarafı var. Kur'an'ıyla, ezanıyla, salasıyla. Efendim gönlümüze hitap eden tarafı var. Orucuyla, bereketiyle, evet. Kur'an ziyafetiyle, evet. Keza. Yani bunların hepsi bizi böyle kuşatarak o şiiriyet tarafımızı, duygu tarafımızı harekete geçiriyor ve لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Bakın orada da bir takva vurgusu var ya. Evet. Yani o meş'ar oluşu oradan da belli. Evet. Sizi yavaş yavaş, adım adım, safa safa takvaya hazırlıyor. Evet. Yani aç kalmak değil maksat. Evet. Sus kalmak da değil. Asıl olan Cenab-ı Hakk'a yakınlığı hissedebilmek ve Allah'ın yaratıklarına karşı şefkat ve merhamet duygularını kuşanabilecek bir duyarlılığa erişebilmek. Evet. Hocam tabi burada Ramazan deyince insan ilk aklına gelen oruç. Oruçta malum yemekten, içmekten, o cinsi temastan sakınmak meselesi. Fakat ilginçtir, gıda harcamalarının çok daha arttığı, insanların daha yemek merkezli iftarıyla, sahuruyla. Yani bu da ayrı bir tecelli hocam sanki. Aynen öyle. Tabii insanlar şimdi aç kalacağız diye psikolojik bir savunmaya geçiyorlar. Savunma refleksiyle ben diyor işte sabahtan ta iftara kadar 14-16 saat aç kalacağım. Dolayısıyla sahurda iyi yemem lazım. Akşam da ya bu kadar aç kaldık, iyi beslenmemiz lazım. Bir savunma refleksi aslında. Evet. Halbuki insan her zaman yediğinden çok fazla yemesine gerek yok yani. Evet. Denenmiş olan odur ama bu bizim biraz nefsani arzularımızın bizi tahrik etmesiyle ortaya çıkan bir şey. Evet. Aslında o da güzel. O da bir hareket ve bereket oluşturuyor. Evet. Yani onun için evde hanımlar meşgul oluyor. Beyler ona göre işte evine daha farklı şeyler getirmeye çalışıyorlar. Ve daha önemlisi insanlar birbirlerini sofralarına çağırıyorlar. Evlerinde birlikte evladı uyal, kardeşler, akrabalar, dostlar bir arada iftar ediyorlar. Bunların hepsi aslında hoş bir muhabbet sahnesi oluşturuyor. Evet. Yani dostluk sahnesi oluşturuyor. Kardeşlik. Çünkü başka türlü bizim birbirimize gelmemiz, gitmemiz, hele şu şehir hayatında çok kolay değil. Ama Ramazan bunun için güzel bir imkan sunuyor. Çünkü herkesin hayatı Ramazan'da ister istemez iftar, sahur ve işte teravih namazlarına endeksli olarak kurgulanıyor. O yüzden herkesin o saatlerde vakti oluyor. Yani iftarda buluşma imkanı oluyor. Çok nadir insanlar hariç, mesaisinde farklı olanlar oluyor, bir de vardiyalı çalışanlar olanlar hariç. Diğerlerinin hepsinin buluşma imkanı var. Teravih namazı keza öyle bir imkan sunuyor. Hatta bazı yerlerde sahurda bile beraber olma imkanı oluyor. Evet. İnsanın buna da ihtiyacı var. Evet. Hocam tabii büyük bir deprem yaşadı ülkemiz. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Amin, geride kalanlara sabır diliyoruz. İnşallah. Orası şu an maddi bir imar aşamasına geçti. İnşallah tez zamanda tekrar eski günlere döner. Bir de manevi imar var hocam. Ramazan'da bunun için aslında çok güzel bir fırsat. Eyvallah. Yani tam da o hani takvaya ulaşma noktasındaki meş'ar fehvasına hareketle muhtemelen sizin de bir seyahatiniz olacak inşallah, değil mi? Antep'te TVNet'te bir programımız olacak. Başka bir yine oradaki kardeşlerimizle buluşmak üzere programlar yapacağız. Hem YÖK'ün bu manada talebi var. Hem de üniversitemiz böyle bir görev talep ediyor. İnşallah onu planlıyoruz. İnşallah. Kısmet olursa Ramazan içerisinde deprem bölgesinin belli başlı yerlerinde oradaki kardeşlerimizle buluşmak istiyoruz. İnşallah. Bizim için de önemli bir şey tabii çok bu. Güzel olur, yani oradaki kardeşlerimizi görmek, onların acılarını paylaşmak, onlara dua etmek, onlarla kucaklaşıp sarılmak. Hakikaten ben çok onu önemsiyorum. Yani bizim de ihtiyacımız var. Yani biz o duyguları yaşamak adına, o kardeşlerimizin yaşadığı acıları paylaşmak adına bizim de ona ihtiyacımız var. İnşallah bu vesileyle oralara gitmiş olacağız. İnşallah beraber de gideriz. İnşallah hocam, yani bu öyle bir vaadimiz olmuş zaten. Evet, öyle bir vaadimiz olmuştu. Evet. Şu iftar gündemini inşallah, daha doğrusu İrfan gündemini iftar gündemi olarak. Tamam. İftar gündemi olur, Ramazan gündemi olur, fark etmez ama orada evet, bir çekelim inşallah. İnşallah inşallah gidelim. Evet. Orada kardeşlerimize hem sofralarını paylaşalım. Oradaki muhtelif hayır kurumlarının, Hüdayi Vakfı'nın ve benzerlerinin açtığı sofralarda hizmet ederiz. Oradaki kardeşlerimize selam veririz. İnşallah. Sohbet ederiz. Hal hatır sorarız. Evet. Beraber ağlarız, beraber tebessüm ederiz. Evet, yani hakikaten hocam, gözlerine bakmak, beraberliğini hissettirmek, yan yana durmak bile aynen, tabii en kesinlikle büyük belki kesinlikle şu anda ihtiyacı olan şeyler. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü insanoğlu yalnız olduğu zaman başa çıkması daha zor ama evet, benim gibi düşünen, bana inanan, beni seven, beni destekleyen kardeşlerim var duygusu çok önemli bir şey o. Evet, evet. İslam o yüzden çok güzel bir müessese kurmuş. Kuvvet, kardeşlik müessesesi kurmuş. Evet. Muahat diye bir şeyi Efendimiz gerçekleştirmiş Medine-i Münevvere'de. Evet. Bugün o devam ediyor. Bir dostumuz aramış hocam deprem bölgesinden. Daha doğrusu biz onu aradık. Ulaşamadık ilk gün. Sonra aradık. O döndü herhalde. Döndü. İyiyiz. Bir sıkıntı yok diye. Fakat aradan 15 gün geçince bu sefer böyle artık bir takım şeyler oturmuş. Normale döndükten sonra belki acıyı da daha farklı hissetmeye başlamış ya, ki. Açtı telefonu, dedi ki ya dedi benim dedi işte 10.000 kitaptan fazla dedi kütüphanem var dedi. Şimdi bir tane bile kitabım kalmadı dedi. Allah Allah, onlar hep yani hepsi gitmiş hocam. Yani geçen ama dedi yani, enkaza dedi, gittim dedi. Oradan dedi filanca kitabı dedi gördüm dedi, şöyle kapağını dedi sadece dedi. Dostumun falancasından gelmiş işte, imzalamış Allah bana. Allah Allah. Yani o dedi ya, böyle bir, ona bana baktı, ben ona baktım. Yani ben dedi işte şu kitap olmasa veya diyor Elmalı'nın diyor tefsiri olmasa diyor. Onu diyor böyle açıp diyor böyle bakmasam diyor ben hayatın tadını nereden alacağım diyor. Şu an diyor hiç kitabım yok diye böyle bir hakikaten serzenişte bulunmuştu ki o zaman anlıyorsunuz hocam yani gerçekten tabii, tabii, çok farklı acılar var. Yani çok bu, çok. Yani maddi manevi. Evet, maddi manevi. Evet. Yani bu da manevi, bu da bir acı. Yani acı ve manevi bir acı. Yani şimdi hakikaten okumayı seven bir insan için kitapların yok olması ve onlara ulaşamaması kolay zor bir şey. Evet. Yani bir taraftan akrabalarından belki kaybettikleri var, evlatlarından kaybettikleri var. Evi gitmiş, kitaplara da gitmiş. Yani hakikaten Allah yardım etsin. Yani gerçekten zor bir süreçten geçiyorlar kardeşlerimiz. Evet. Hep birlikte millet olarak inşallah onların yardımla, desteğinde olmalıyız. İnşallah tam da Ramazan bunun için güzel bir fırsat olur. Yani yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Evet. Yani çadırlarında, konteynerlarında, mahallelerinde, bulundukları yerlerde onlara ulaşmaya çalışalım inşallah. Yani biz Altınoluk dergimiz olarak da hocam geçen yani bu Mart ayında böyle bir çağrıda bulunduk. Dedik ki Ramazan geliyor. Evet. Oradaki kardeşlerimizle beraber olma zamanı şimdi. Böyle 3'er kişilik, 5'er kişilik gruplar yapalım. Gidelim orada iftarlarda, sahurlarda beraber olalım. Onların gözlerine bakalım. Böyle beraber olmanın o hazzını tadalım beraber diye. Böyle bir inşallah şeyimiz var. Elhamdülillah inşallah. İnşallah onu da beraber yapma imkanımız olur hocam inşallah. Olur inşallah, olur. Yani olmadı bence olsun ya. Hakikaten önemli bir şey bu yani. Hem onlar için önemli, bizler için de önemli. Yani biz de en azından onların halini görüp halleriyle hallenmek, duygularını gönüllerimize transfer etmek adına. Yani yardıma gidiyoruz ama belki yardım alacak olan biziz yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. İfade kime diyor, istifade kime diyor belli değil. Belli değil mi hocam? Evet. İfade ve istifade farkı değil mi hocam? Evet evet. Hakikaten. İfade kimden, istifade kimden? Evet. Hepsi Allah'tan. Sonuçta öyle baktığında problem bitiyor. Tam da zaten o buluşmaya veriliyor değil mi hocam? Yani bir kardeşin bir kardeşi için kalkıp gitmesi, beraber olması. O maiyet elhamdülillah. Güzellik orada. Evet. Yani Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir gölgenin bulunmadığı, sadece Allah'ın arşının gölgesinin bulunduğu günde 7 grup diye saydığı kişilerden birisi o. Birbirini Allah için seven insanlar. Evet. Allah inşallah o birbirini Allah için seven insanlardan olmayı bütün milletimize nasip etsin. Bu vesileyle bu kardeşlerimizin yanına koşmak, yardımına koşmak, yakınında olmak, duasında olmak ve sofrasında olmak, onlara elimizi uzatmak boynumuzun borcu diye. Evet. Dolayısıyla bu Ramazan'ın gündemi aslında hocam biraz da oraların gündemiyle beraber biraz yürüyecek tabii. Evet, biraz yaralı bir gündem ama onda da ayrı bir rahmet vardır, bereket vardır. Ramazan çünkü şifasıyla geliyor. Rahmetiyle, bereketiyle tabii. geliyor. Aynen öyle. Ramazan zaten rahmet iklimi, Kur'an iklimi, oruç iklimi hepsi o bereketle beraber gönüllere yerleşiyor. Evet. Topluma yerleşiyor ve yıkılan gönülleri yeniden imar ve ihya ediyor Allah'ın izniyle. Hocam biz de millet olarak şimdi Ramazan'a giriyoruz. Hep beraber buradan İrfan Gündemi dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin Ramazan'ı tebrik edelim. Cenab-ı Hakk onlara da inşallah böyle hayırlı istifadeler lütfeylesin. Amin. Sizden de o manada bir dua isteriz hocam. Cenab-ı Hakk inşallah hepimizin Ramazan-ı Şerif'ini mübarek eylesin. Amin. Ve evveli rahmet, ortası mağfiret, nihayeti cehennemden azat olmayı olan Ramazan-ı Şerif'te hepimizi, bütün ümmeti Muhammed'i azat olanlardan, rahmete nail olanlardan, mağfirete gark olanlardan eylesin. Bayrama da hocam inşallah o bayram ki böyle bayram hak ederek çıkmak. Hak ederek değil mi? İnşallah. Evet. İnşallah. İnşallah efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Muhtemelen Ramazan boyunca da herkesi Ramazan ile baş başa bırakacağız. Evet. Sonrasında belki devam edeceğiz İrfan gündeminde. Efendim tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyor. Böyle alnımızın akıyla bayrama erişerek bir ömür boyu Ramazan şuuruyla yaşayıp son nefesi bayram sevinciyle bitirmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Amin. Bu duygu ve düşüncelerle İrfan gündemini bitiriyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.